CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında devlet televizyonuna yüklendi. Neden? TRT'nin ana muhalefete ekranlarında az süre vermesine eleştiriyor ve TRT'yi cenazeme istemiyorum, dilimde olmayanın ölümde de gözü olmasın dedi. TRT anayasal bir kurum. TRT kanunu anayasaya dayanılarak çıkarılmış. Anayasanın 133. maddesi diyor ki TRT özerktir ve tarafsızdır. Yine tarafsız TRT 1 Ocak 2024'ten bu yana Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partili yöneticilerin canlı yayınları 2592 dakika. Ne zaman vereceksin? Genel merkez yanarsa haber yapacak herhalde. Daha ne yapacaksın? Parti meclisi yapıyoruz, toplantı yapıyoruz, açıklama yapıyoruz. TRT bütün gün orada ama bizden bir şey vermiyor. Genel merkez yanarsa verecek. Beni ne zaman vereceksin? Beni de herhalde ölürsem cenaze törenimi verecekler canlı. Aha da buradan söylüyorum arkadaşlar. Er geç, yarın öbür gün, bir gün ölür de gidersek vallahi dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım. TRT'yi cenazeme istemiyorum. Dirimde olmayanın ölümde de gözü olmasın. Sayın seyirciler, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Çilesiz İstanbul toplantısında açıklamalarda bulundu ve Murat Kurum mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu dedi. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiğine dikkat çekti. Seçim kazandığı takdirde o eksiklikleri de tamamlayacağının mesajını veriyor. İstanbul'umuz 5 yıldır değerli arkadaşlar Türkiye yüzyılı hedefinden sapmıştır. Ülkemizin lokomotifi olan İstanbul her açıdan geride kalmıştır. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'ni eleştirdi. Bu kez ulaşım vaatlerini sıraladı. Halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimizle birlikte bitireceğiz. Bunun için de milletimiz için uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul diyoruz ve 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un inşallah hep birlikte yolunu açmaya geliyoruz. 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kaldı. Belediye başkan adayları çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da Çilesiz İstanbul toplantısı düzenledi. Mega kentin ulaşım sorununa dikkat çekti. Yeni metro hatları yapacağını vaat etti. Metro hatlarına baktığımızda 340.5 kilometre metro hattı uzunluğumuz var ve 2029'a kadar biz metro hattını 2 katına yani 650 kilometreye çıkaracağız. Kurum yüksek kapasiteli bir toplu taşıma sistemi kurmak istediğini belirtti. Denizin altından iki yakayı bir kez daha bağlayacağını anlattı. Mevcut İBB yönetimi ulaşım alanında da her alanda olduğu gibi yine başarısız olmuştur. Seçilmeden önce millete 35 ulaşım vaadi verdiler. Hatırlayın o günleri. Bu vaatlerin bugün sadece 4'ünü bitirebildiler. Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmediğine işaret etti. Kazandıklarında mevcut yönetimin eksiklerini de tamamlayacaklarının mesajını verdi. Bunların yarım bıraktıklarını da, hafriyat döktüklerini de, iptal ettiklerini de inşallah en güzel şekilde İstanbulluların trafik çilesini inşallah hep birlikte bitireceğiz.